arkadaşlar bunlar Diyarbakır usulü çok güzel çiğ köfte yapıyor. Çok güzel evet, evet Zeynep, Zeyna. Bu da İstoton'umuz değil mi? Olmazsa olmaz çiğ köftenin. Aynen. Efsaneleri. Altı ayrı kendi tadını beğenmiş. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çiğ köfte yapacağız. Size söz verdiğim çiğ köfteyi bugün yapacağım. Arkadaşlar bunlar Diyarbakır usulü çok güzel çiğ köfte yapıyor. Çok güzel oldu. Evet, evet Zeynep, Zeyna. Zeyna da boyandı bugün arkadaşlar. Etkinlik vardı bugün parkta. Palyonçoların falan etkinliği vardı. Orada yüzünü boyadılar. Zeynep'in de boyadılar. şimdi hangi malzemeler Pınar'cığım çiğ köftelere? Çiğ köftelik bulgurumuz var, salçamız var, evet. Soğanımız. Ben çok azıcık bir kıyma kullandım. Normalde bayağı kullanırım da yoğurması da çok uzun sürüyor. Biber salçamız var, domates salçamız var, evet. Sotumuz, yağımız, benim özel kullandığım baharatım, tuzumuz, soğan ve sarımsağımız var. Tamam, bütün malzemeler tamam herhalde. Bunlar, değil mi? Eksik yok. Evet, daha sonra kıvırcıkları sonra sen yıkayacaksın. Var, lavaşımız da var bak burada. Evet, lavaşımız lavaşımızı var. Falan da aldık. Lavaşımız da var, onu da aldık. Her şey tamam arkadaşlar. Eksikse artık yapacak bir şey yok. Gidip yani, alırım. Her yapacak bir şey yok. Sen kuşumuzu falan yıkayacaksın. Evet. Kuşumuz da buraya geldi. Evet, kuşumuz mutfakta bayağı uzun bir süredir. Evet. Şimdi arkadaşlar yapımına geçelim. Aynen. Tamam. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi geçelim yapımına. Evet, Pınar başladı arkadaşlar. Hummalı bir şekilde. Evet. Önce tabii olmazsa olmaz. İnce bulgur değil mi? Ne diyorlar bu ince bulgur? Kısırlık bulgur diye de geçiyor. Çiğ köftelik bulgur değil mi? Çiğ köftelik bulgur diye de geçiyor. Evet. Önce bunu bir rendeliyoruz. Ben de buradayım. Zeynep. Bugün eğlendiniz mi o etkinlikte? Çok eğlendik. Ne yaptınız? Neler yaptınız? Anlatın bakalım. Ben zaten biraz kısa bir video almıştık değil mi? Evet. Onu da yayınlayacağız arkadaşlar. Pamuk şeker, mısır, ondan sonra... Palanço var. Oynadık biraz. Evet. Ondan limonata sonra... da içtiniz. Limonata içtik. Evet. Yüzümüzü boyadık. Zeynep sen ne yaptın? Ben de sana limonata aldım değil mi oradan? Ben yoktum. Ondan sonra yüzümü attım. Pınar sonradan geldi. Ben sonradan çağırdım arkadaşlar. Aynen. Ben çocukları parka İbrani götürdüm. İbrani Belediye Başkanı'yla konuşmaya gittim. Evet. Buraya İbrani Belediye Başkanı, muhtar falan gelmiş. Parka onlar gelmiş. Vatandaşlarla da işte vatandaşların işte şikayetlerini, dertlerini dinlemeye gelmişler. Aynen. Ve etkinlik de yapmışlar. Biz o etkinliğe katılmış bulunduk. Şimdi çiğ köftemize dönecek olursak. Çok az koydum kıymayı. Bak ne kadar az koydum. Zaten çok yenmiyor. Tadımlık arkadaşlar. Aynen. Biz az yapıyoruz bu arada. Evet Zeyna. Evet, bundan da atmışlardı değil mi? Evet bundan da atmışlardı. Şimdi salçamızı koyuyorum. Şöyle. Evet. Bu biber salçamız el yapımı, tamamen el yapımı. Acı. Göster kızım. Ay, boyama kitabı da verdiler değil mi orada? Çok az, tamamen doğal el yapımı. Ne bu? Pul biber. Bu pul biber. Oo, bu çok ama acı çok arkadaşlar. Acı. Çok fena acı yapacağım. Bu. Yani bildiğin şöyle bir çay kaşığı bile yesen aynı insanı yakıyor, öldürüyor arkadaşlar. Öyle bir acılığı var. Bu da benim baharatım. Kendi baharatım. Bunları biraz daha koyalım. Evet. Şunları kaldırayım ben. Zehra sen de seviyor musun çiğ köfteyi? Bayılırım ben. Bayılıyorsun değil mi? Sen çok yiyorsun. Evet. Arkadaşlar biz Diyarbakır'dayken Zehra'm küçüktü. Oradan alıştık. Oh, 1 yaşındayken 6 aylıkken falan böyle yemeye başladığı zaman katı gıda. Katı gıda yemeye başladığı zaman var ya uf hiç acı falan demiyordu, yiyordu. Çok güzeldi ama. Bu ne? Bu da İstoton'umuz değil mi? Olmazsa olmaz çiğ köftenin. Aynen. Efsaneleri. 6 aylık kendi tadını beğenmiş. Evet. Aa, ben ısıtmayı unuttum. Hemen ısıtalım. Baba. Ters mi taktın kızım sen bunu? Biraz saçına dolandım. Evet, suyumuz ısınırken. Tuz atıyorum çünkü salçalarımız doğal olduğu için, şey doğal olmadığı için. Yani evet. Biber salçamız doğal. Normal evet. Salçamız değil, biber salçamızın şey tuza ihtiyacı olmuyor. Ama domates salçamız doğal değil, o yüzden
Tuzu rahatlıkla katabiliyorum. Doğalsa kesinlikle tuz atmayın. Çok tuzlu oluyor. Köyde de yapanımız yok maalesef arkadaşlar. Köyden getirecek yapanımız yok. Buralarda da bulamıyoruz doğal salça. Annem alamıyoruz. Yapmış göndermişti. Benim annem mi? Evet. Ha, benim annem o domates salçası ama mı biber salçası mı? Domates salçası. Onu daha açmadım. Açmadım. Keşke ondan yapsaydık ya. Neyse. Elimizde olanı açtık. Şimdi açık olan değil mi? Tabii küfleniyor. Tabii küfleniyor açık olan. Kaynadı. Yeterli mi o kadar kaynaması? Evet evet. Çok kullanmayacağım. Ilık olması yeterli. Şimdi başlayalım. Yoğurmayı burada mı yoğuracaksın? İçeriye geçeceğiz şimdi biraz. Tamam, önce bir ön yoğurma değil mi? Ön evet, bir karıştırma. Evet, karıştıralım. Biraz zor oluyor ama dediğim gibi ben bugün fazla yapmayacağım. Ya biz böyle aile içi yaptığımız zaman çok yapmıyoruz arkadaşlar. Yani yemek niyetine değil. Yemek değil yani aparatif hani bir. Aparatif öyle bir. Lokmalık. Çünkü mide çok şey yaptığı zaman yediğimiz zaman ne de olsa yani çiğ köfte mideyi ağrıtıyor. Aynen. Az yemek yani. Lazım. Az tadımlık. Yani, tadı ağzında kalacak. Şimdi bu çiğ köfteleri yedirip çocuklara hemen yatırmayı planlıyoruz. Evet. Yatacaklar. Okulda başlayacak çünkü alışmaları gerekiyor. Baba. Şimdi artık içeride yavaş yavaş yoğurabilirim. Zehra da masaya hazırlıyor arkadaşlar. Örtüyü seriyor. Çünkü çiğ köftemizi yoğuracağız. Ben de şöyle yardım edeyim. Ben uyandım. Tamam. Tamam mı? Düzgün serdin mi kızım? Süper. Evet, evet bence güzel. Biraz daha çekelim. Çünkü biraz şey yamuk yumuk oldu. Toparla oraları. İçinde misin kızım? Çık içinden çık içinden çık. Bak bana bir. Bana bak. Evet serildi. Serildi mi? Çiğ köftemizi getiriyorum. Evet getir. Şimdi annemiz de gelecek yoğurmaya başlayacak. Biz de Zehra ile arkadaşlar yeşillikleri ayarlayacağız değil mi kızım? Evet. Yeşillikleri baba. Evet arkadaşlar yürümeye başladık. Pınar başladı yürümeye. Suya anne şey eğer su istersen ben doldurayım mı? Tamam. Evet anneye yardım edeceğiz. Şu an yoğurma aşamasında. Tamam. Baba buradayım ben. Neredesin kızım? Burada mısın? Arkadaşlar ben bir sürü yediğim için tadını da merak ediyorum. Tadın da mı? Ama bu seferki galiba biraz daha katı olacak. Bakalım. Henüz hiç tuz su koymadık. Evet. Ha, Pınar dediğin gibi arkadaşlar Diyarbakır Urfa usulü yapıyor. Çok güzel yapıyor. Anne şu. Tamam kızım çık masanın altından. Çık masanın altından. Çıkmıyor. Çık çık çık. Çıktın mı? Pınar'cığım zor mu? Yok bu zor değil. Çocuklarla yapmak zor. Evin her yerinde gezdikleri için şu an mesela aklım karışık. Niye aklın karışık? Yani ne yapacaklar? Değil mi? Her an bir şey dökebilirler. Evet. Bir şey kalabilirler. Biraz önce Zehra mesela isotu getirirken. Evet biraz mutfağa döktü arkadaşlar. Allah'tan salona döktü. Evet nasıl olursa salona hiç dökmemiş. Salona dökmemiş. Şeye dökmüş hep. Mutfağa dökmüş. Aynen. Ama gözüme geldiği için gözüm yanıyor. Evet arkadaşlar ne zaman yapılıyordu bu çiğ köfte? Sıra gecelerinde değil mi? Sıra gecesi müzikleri çalıyordu normalde. Burada da çalsa iyi olur. Yani burada da neydi ne çalıyordu mesela en çok ne çalıyordu Pınar sıra gecesi müziği? Ankara. Hatırlamıyorum. Ankara. Nemrud'un kızı çalıyordu değil mi? Evet Nemrud'un kızı. Nemrud'un kızı. Ocağın söndü nasıl belasın. Gözden ırak olan gönülden de ırak oluyormuş. Unutuyor insan zamanla. Evet. Uzun zamandır kaç sene oldu? 6 sene mi oldu Pınar? Ne oldu gelelim? Evet 6 sene oldu gelelim. Biz oradayken arkadaşlar Diyarbakır'da sadece Diyarbakır'da durmadık. Bayağı yeri de gezdik. Evet. Güzel yerlerde çiğ köfteler yedik. Ondan sonra aynen. O meşhur oranın meşhur yemeklerinden yedik. Ciğerlerini yedik. Burada zorlanıyoruz işin açıkçası güzel bir yer bulmak için. Oldu biz burada yemek yemeyiz. Yani hala adam akıllı bir mekan bulamadık arkadaşlar. Oraya arkadaşlar. Oranın yanından bile geçmiyor yani burada yediklerimiz. Doğru yarıyoruz sürekli. Kebap yedik falan ya. Evet. Evet.
Adana'daki biz Adana küşleme yemiştik değil mi? Şöyle Antep'te evet. Yok burada yok yani. O tat, o lezzet buralarda yok. Havasından mı, suyundan mı? İlk defa yemediğim bir şey biliyorsunuz. Cicibici. Cicibici mi? O Adana evet, kızı. Hatırlamıyorsun. Orada o Adana'ya gitmiştik biz ya. Adana'da yemiştik onu. Cicibici evet. Evet Adana'da yemiştik onu. Orada da arkadaşımız var arkadaşlar. Ben o zaman Adana'ya ziyarete gitmiştik. Sen o zaman bir dahaki Adana'ya gidişimizde Zehra'ya Bicibici yediriyoruz. Evet Zehra'ya Bicibici yediriyoruz ve buradan tüm arkadaşlarımıza gösteriyoruz. Evet. Evet. Fatih'e iletilir evet. Seneye gideceğiz Adana'ya. Ondan sonra Bicibici yiyeceğiz. Evet Bicibici yiyeceğiz. Arkadaşlar. Evet. Buradan da ben ısmarlıyorum. Pınar'cığım şey verelim mi havlu? Bakalım terlemiş mi? Yok. Biz yok. Ne yapacaksın? Ben şimdi. Hocam yardım edeyim mi? Bir şey var mı? Yok şu an için ihtiyacımız yok. Evet yardımcısı olarak Zehra. Evet. Annene yardım etsin. Hocam diyorum ona ben. Arkadaşlar bak şimdi. Sen ne yapıyorsun Zeynep? Hı? Ne yapıyorsun? Jimnastikte öğrendiği hareketleri yapıyor arkadaşlar burada evde. Orada öğreniyor, hepsini burada uyguluyor. Bütün gün evi. Evet, evi talan ediyor bütün gün maalesef. Baba takla atayım mı? Takla mı? At bakalım. At takla. Daha henüz tam atamıyor galiba. At bakalım. Tam evet. Sert seminde atamıyor. Normalde şeyi de atıyor yumuşak. Minderde atıyor mu? Minderde evet. Baba biraz. Minderde atıyor. Aslında atıyordu burada. At bakalım bir. Ha evet işte bak attı. Aferin. Bacak da açıyordu. Evet bacak da açıyordu ama şu an elbisesi pek müsait değil evet. Değil mi? Ne yapalım biz Zehra? Yeşillikleri hazırlayalım mı? Evet. Mutfakta. Hadi güzel, hadi güzel geçelim hadi. Güzel güzel yıkayacağız evet. Tamam emrettiniz. Baba. Evet evet emredersiniz. Baba. Baktım evet hadi gidelim. Hadi koş 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 mutfağa. Şimdi yeşilliklerimiz de hazır arkadaşlar. Bunları da ben yıkayacağım. İş başa düştü. Evet. Zehra da kameramanımız oldu. Arkadaşlar buradayım. Parmağımı görüyorsunuz. Şimdi Zeynep'ciğim ne yapıyorsunuz? Önce şu kıvırcıkları güzelce tel tel doğrayalım. Ayıralım evet, arkadaşlar. Evet kıvırcığı ben çok severim. Çok mu seversin? Biraz yaklaştıralım. Çıkartabilirsek. Evet. Tel tel yapalım bunları. Böyle ayıralım şuraya. Tabak? Yok tabağa gerek yok şimdi. Bir ayıralım. Abla, hepsini tabaklayacağım. Bak. Hastalık kapmayalım arkadaşlar. Ortalık değişik hastalıklar da olur. Biz de o hastalıkları yakalanmayalım. Falan. Korona. Evet, korona bir tanesi. Daha çok çok hastalıkları var. Evet. Koronadan ölenler de var. Evet.
Yeter herhalde. Evet, yeter. Bence de yeter. O zaman doğru anneme bakalım bir de. Evet, şimdi birazdan anneye. Biyong! Hayır. Evet arkadaşlar, şeyi yıkadık, yeşilliklerimizi yıkadık, tertemiz, tel tel Pınar'cığım. Senin de için rahat olsun. Pınar ne durumda bakıyoruz? Ne durumdasın? Var mı daha? Bir 10 dakikası daha var. 10 dakika tamam, olsun, bekleriz 10 dakika, sıkıntı yok. Ne, istersen ayranı yapalım mı kızım? Olur. Hadi, hadi sen çalkala, yapalım ayranı. Arkadaşlar bizim ayran çalkala böyle aparat. Sürahi gibi aparat var. Şimdi Zehra onunla ayran yapacak. şimdi ayranımızın malzemelerini koyuyoruz arkadaşlar. Koy bakalım. Ayran için bayağı bir yoğurt lazım. Bayağı 8-9 kaşık. 2. Göstereyim. Biraz koyu kıvamlı olsun arkadaşlar. Ben koyu kıvamını daha çok seviyorum. Hmm. Dur şöyle alabilirsek. Şöyle. O yoğurdumuz. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim aparatımız bu. Efendim kızı, bak ayran yapıyoruz. Aparatımız bu arkadaşlar. Bunu takıyoruz. Şimdi böyle Zehra bunu böyle böyle yapıp ayran yapacak bize. Evet, sen de yapacaksın. Tak bakalım babacığım. Hadi gel. Ben şu yoğurdu bir şöyle yavaş yavaş kaldırayım. Başlıyorum ben. Sen de. Başla başla. Ben de başlayacağım. Yavaş 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 yap 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 yap. Ha. Evet evet. Çok evet güzel. Evet. Gel bir de Zeynep yapsın. Ver Zeynep'e. Sandalyeyi getir, sandalyeyi getir kızım. Öyle zor olur ama bak. İstersen sandalyeyi getir. Sandalyeyi getir, sandalye. Getirin sandalyeyi. Ha? Hadi bakalım. Hadi yap 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 yap. Ha? Aferin benim kızıma. Aferin. Sonra ben yapıyorum. Bitti mi? Yapın yapın da öyle hemen bitmez. Hemen olmaz, biraz yapmanız gerekiyor. Hadi siz yapın, ben annenize bakayım. Tamam. Hadi bakalım. Pınar'cığım ne yaptın? Yoruldun mu? Yoruldum. Çok mu yoruldun? Evet. Ne durumda? Allah'tan ki içine pek kıyma katmadım. Katsaydım daha çok olacaktı. Hiç kıymasız da olmuyor ama kısır gibi. En azından biraz kıyma olması lazım arkadaşlar yani içinde. İşte mecburen. Kıyma içerisinde pişiyor değil mi yoğururken? O isotla, biberle. İşte onu pişirmek de mesela. O tabii. Zaman daha çok yoğurmak gerekiyor. Baba ne yapıyorsun şimdi? Kızım. Yedim mi? Nasıl tadı? Güzel. Ben ama alacağım. Bulguru biraz daha şey alması lazım. Az kaldı, az kaldı. Bitecek. Anneniz bitirmek üzere. Nasıl? Ver kızım abla. Kardeşine ver. Hı. Tamam, çekilin. Hı. Anneniz rahat rahat çalışsın. Nasıl Zeynep? Gece güzel bir uyku yiyorum muhtemelen. Yani bu yorgunluğa, evet. Bugün aslında yorucu bir iş yapmadık. Evet. Da Allah'tan hani yorucu bir şey yapmadık. Çok yorulmadım. Aynen. Anne ne yapıyorsun? Nar ekşisini de katıyoruz arkadaşlar. Evet. Çiğ köfteye çok yakışan, en çok yakışan soslardan biri. Bayıldı Zeynep. Nerede? Ölçülü. Ölçülü, yağı. Evet. Bazen sıvı yağ. Yağı kaçırabiliyorum. Çok yağ kaçırıldığı zaman biraz cıvık oluyor arkadaşlar. Aynen. Kıvamı için tam ölçüleri ölçüyle yapmak gerekiyor. Ölçüsünü bilmek gerekiyor. Baba. Evet arkadaşlar. Tabağı da hazırlıyoruz. Tabağımızı bulduk. Kayık tabak dedi Pınar. Onu buldum, şimdi götüreceğim. Yeşillikleri de hazırladık. Ayranımız da hazır. Şimdi tadıma geçeceğiz. Al Zehra. Götür annene. Ver onu bana. Bunun işi bitti mi? Aha. Tamam. Evet şimdi sıkıma geçiyoruz arkadaşlar. Çiğ köfteleri sıkacak Pınar. Biz de afiyetle inşallah yiyeceğiz.
oldu. Başla. Evet, şimdi bardakları koyuyoruz arkadaşlar. 4 kişi aldığımız için. Kaç kişiyiz biz Zeyda? 4. Evet. Tam 4. Evet. Şöyle yeşilliklerimizi göstereyim. 4 kişiyiz. Bak düşürmüşüz buraya. Dur bakalım ha. Şöyle alalım. Hı. Şimdi ayranımızı yapmıştık. Ayranımız şurada. Evet. Tekrar şöyle bir çalkalayalım. Buz arkadaşlar. Gibi, buz gibi olmuş. Evet, dolapta buz gibi. Şimdi bunu götürelim. Bunu götürelim. Ben götüreyim mi? Dur, ben götürürüm bunu. Sonra yeşillikleri götüreceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi tadıma geçiyoruz. Ben ayranları doldurabilir miyim? Tabii doldurabilirsin ama yavaş yavaş, sakince, tamam mı kızım? Tamam. En sevdiğim şey arkadaşlar, tadım. Doldur bakalım kızım, dikkat et. Yavaş yavaş. Tamam. Tamam, devam. Ağzına kadar doldur. Tamam, doldur onu. Tekrar takviye yapar. Evet. Aferin. Tamam. Son bir tane daha kaldı. Aferin. Tamam. Batacağı kadar. Döktüm. Afiyet olsun. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Buyurun, bu yarım sezon. Güzel bir çiğ köfte videosu çektik. Daha önce de demiştik zaten çekelim diye. Çekeceğiz diye söylemiştik. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Nisoşu. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aynen. Uzun uzun izleyin videolarımızı. Sonuna kadar izleyin. Aynen. Arkadaşlar. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Evet, çok eğlenceli videolar çekiyoruz. Sonuna kadar izleyin lütfen. Aynen. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.